Mektup göndermiş. Denizli Kocabaş Kapalı Cezaevinden Polat Ceylan. Geçen hafta da gerçi sormuştuk böyle bir soru, yine böyle bir cezaevinden gelmişti. Bu dinleyicimiz de hem kitapta okumuş hem de bizi dinleyerek kaza namazı kılmaya başlamış. Olmaz demişler. Yine cezaevinde bulunan işte bir takım arkadaşları. Bunu diyor bir kere daha anlatır mısınız? Olurunu olmazını. Efendim Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a ve onun ümmetine 5 vakit namaz içerisinde 17 rekat namaz emretmiştir. Bu 17 rekat namazın 2 rekatı sabah namazı vaktinde, 4 rekatı öğle namazı vaktinde, etti 6, 4 rekatı ikindi vaktinde, etti 10, 3 rekatı akşam vaktinde, etti 13, 4 rekat da yatsı vaktinde emredilmiştir. Toplam 17 rekat. Bu 17 rekat namazı bu vakitlerde vaktinde eda etmek farz. Vaktinde eda edilemezse kaza etmek de farz. Hanefi mezhebinde vitir namazı vaciptir. Yatsı namazı vaktinde kılınır. Yatsı namazına dahil değildir. Ama vakti yatsı namazının vaktidir. Eftal vakti imsaktan önceki o sahura kalktığımız vakittir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın bu ümmete ihsan buyurduğu bu 5 vakit içerisinde 17 rekat namazının bazılarının, bu farz olan namazların bazılarının önünde sabah namazında ve ikindi namazında olduğu gibi, bazılarının arkasında, akşam namazında olduğu gibi, bazılarının hem önünde hem de arkasında, öğle ve yatsı namazında olduğu gibi, şükür için namaz kılmıştır. Bu namazları Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıldığı için sünnet denilmiştir. Farz değildir bunlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabahın sünnetini, öğlenin ilk ve son sünnetini, ikindinin sünnetini, akşamın sünnetini, yatsının ilk ve son sünnetlerini kılarken sadece niyet ettim Allah-u Teala'nın rızası için namaza diye niyet ettiler. Niyet edin Allah rızası için niyete diye. Sonraki alimlerden mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala ant döneminde kazaya kalan namaz borcu yoktu. Ancak bir vakit iki vakit yani unutarak sehven kazaya kalan namazlar vardı ki bu sebepten dolayı Hanefi mezhebinin temel fıkıh kitaplarında kazaya kalan namaz borcu olan kimse revatipten olan deniyor. Yani 5 vakit namazın sünneti. Ondan sonra duha, evvabin ve teheccüd namazı gibi bu namazların yerine değil de hani bunun dışındakiler de aynı şekilde kaza kılmalı. Kazayı öyle kılmalı. Yani bunları terk etmemeli. İfadesi yazılı. Doğru bu. Fakat bu birkaç vakit içindir. En fazla hani yolcudur, bir günlüktür, iki günlüktür. Başka da yok. Fakat İmam Malik, İmam Şafii ve İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri döneminde ise Müslümanların adedi süratle artmaya başladı. Dolayısıyla bir günlük, üç günlük bir, değil. Bir aylık, beş aylık, neyse altı aylık, şimdi mesela beş senelik, on senelik, yirmi senelik kazaya kalan namazlar var. Bunun için fıkıh kitaplarında, dört mezhebin fıkıh kitabında da anlatılırken namazlar, faite namazlar ve terk edilmiş namazlar diye ikiye ayrılmış, kılınmayan namazlar. Faite namazlar Hanefi mezhebinin temel fıkıh kitaplarında anlatıldığı gibidir. Yani bir özürle kazaya kalmıştır. Mesela sabah namazına uyanamayan bir kimse kuşluk vaktinde sünnetiyle beraber kaza eder. Eğer şey yapamadıysa, unuttuysa orada da öğle vaktinde sadece farzını kaza eder buyuruluyor. Sadece bu kadarcık bir kaza borcu varsa, yani sadece sabahı kılamamış ise, bu kimsenin öğlenin sünnetini terk etmemesi, sabahı ayrıca kaza etmesi Hanefi fıkıh kitaplarında bildirilen. Ama bu kimsenin Hanefi mezhebinde de diyelim ki bir senelik, beş senelik, on senelik kazaya kalan namaz borcu varsa o zaman diğer üç mezhepteki hüküm Hanefi mezhebi içinde yürürlüktedir. Diğer üç mezhep yani Maliki mezhebi, Şafii mezhebi ve Hanbeli mezhebinde kazaya kalan namaz borcu olan kimsenin beş vakit namazın sünnetlerini de, duha namazını da, işrak namazını da, evvabin namazını da, teheccüd namazını da, ondan sonra teravih namazını da, bunların hepsi nafiledir. Çünkü namazlar farzlar ve nafileler diye ikiye ayrılır. Müekked sünnet, gayrimüekked sünnet, müstahap, mendup diye kendi aralarında ayrılır nafilelerde. Dolayısıyla bu nafile namazları kılması diğer üç mezhepte kaza namazı borcu varken haramdır, günahtır. Mezahib-i Erba kitabında da açıkça yazılı bunlar. Hanefi mezhebi alimlerinden sonraki gelenlerde Hanefi mezhebinde olanların da kazaya kalan namaz borçlar varsa bunlar da sabah namazının sünnetine Hanefi alimlerinden bazıları vacip diyenler olmuştur. Dolayısıyla onu yine sünnet diye kılmalı. Diğer dört vaktin sünnetlerini kılarken kazaya niyet etmeli. Peki kazaya değil de yine nafile olarak niyet ederse kabul olmaz.
Diğer üç mezhep de haramdır, günahtır. Hanefi mezhebinde de kabul olmaz. Dolayısıyla kabul olmayan bir namazı yerine getirmeye devam ediyorlar. Ama efendim sünnetimi terk edene şefaat etmeyeceğim hadis-i şerif var. O doğru. Fakat o hadis-i şerifi biz böyle öğle namazının veyahut da ikindi namazının sünneti değil. Oradaki sünnet genel anlamda kullan. Daha doğrusu sünnet genel sünnet iki kısma ayrılır. Bir, mesela sünnetimi terk edene şefaat etmeyeceğim mealinde bildirilen hadis-i şeriflerdeki sünnet, benim getirdiğim dini kabul etmeyene şefaat etmeyeceğim demektir. Yoksa ibadetlerdeki sünnetleri terk edene şefaat etmeyeceğim manası verilirse, bugün hiç kimse şefaata kavuşamaz. Niye? Mesela ezanı yüksek yere çıkarak okumak sünnetti. Şimdi aşağıda okuyor. Dolayısıyla müezzinlerin hiçbirisi şefaata kavuşamayacak. Hoparlör kullanıyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in yaptığı gibi yapmıyor. O sünneti terk ediyor. Terk edince dolayısıyla imamlar da şefaata kavuşamayacak. Ve Hanefi mezhebinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha doğrusu başı örtülü olarak namaz kılmıştır. Kolları örtülü, ayakları örtülü kılmıştır. Dolayısıyla Hanefi mezhebinde erkeklerin de başını örtmesi namazda, kollarını örtmesi, ayaklarını örtmesi sünnettir. Terk eden çok kimse cayır cayır bunu yapıyor. Ve dolayısıyla bunlar da şefaata kavuşamayacak. Öyle ya. Sağ ayakla camiye girmek sünnettir. Sol ayakla çıkmak sünnettir. Sünnet olan şekilde sağ ayakla girmek, sol ayakla çıkmak. Adam tanımıyor. Dolayısıyla bunu da yapmadı. O da aynı şekilde şefaata kavuşamayacak. Abdest alırken kıbleye karşı yönelmeli. Ve abdest alırken uzuvları ayrı ayrı üçer kere yıkamalı. Başın tamamını meshetmeli. Tamamını meshetmeli. Bunlar sünnettir. Bunları yapmadıysa bunlar da şefaata kavuşamayacak. Velhasıl hiç kimse şefaata kavuşamayacak bu adamların dediğine göre. Hiç kimse. Çünkü sünnet deyince bütün ibadetler de var. O sünnetleri yerine getirmiyorsan demek ki şefaata kavuşmayacaksın. Senin verdiğin anlam eğer senin verdiğin anlama göre. Halbuki oradaki sünnet şefaatine kavuşamayacak manasındaki sünnet beş vakit namazın sünnetiyle alakalı değil. Orada sünnet İslamiyet anlamındadır buyuruyor. Ebu Suud Efendi rahmetullahi teala aleyh hadisi erbainde bunu açıkça bildirmiştir ve açıklamışlardır da aynı şekilde. Dolayısıyla efendim dört mezhepte de kazaya kalan namaz borcu olan bir kimse sünnetleri kılarken mutlaka kazaya niyet etmeli. Diğer üç mezhepte haramdır, Hanefi'de kabul olmuyor. Peki efendim sünnetleri kazaya niyet edince öğle namazının sünneti terk edilmiyor. Bu konuda da Muhammed Sadık Efendi Nevadir Fıkhiye kitabında anlatırken buyuruyor ki önemli olan öğle namazının dört rekat farzından önce dört, farzından sonra da iki rekat namaz kılmak sünnettir. Bunlara ister sünnet de, ister aynı şekilde kazaya kalan namaz de, ister Allah rızası için de ne dersen de önemli olan öğle namazının dört rekat farzından önce dört, farzından sonra da iki veya dört rekat namaz kıldığın zaman o sünnet yerine gelmiş oluyor. İkindinin farzından önce dört rekat namaz kılmak sünnettir. Akşamın farzını kıldıktan sonra iki veya dört yahut da altı rekat namaz kılmak sünnettir. Sabahın iki rekat farzından önce iki rekat namaz kılmak sünnettir. Yatsının dört rekat farzından önce dört rekat farzını kıldıktan sonra da iki veya dört rekat namaz kılmak sünnettir. Dolayısıyla onlara sünnet diye değil de yani niyet ettim Allah razı olsun namaza desem o sünnet yine yerine geliyor. Yani orada namaz kılmak sünnettir. Çok kimse bunu da anlamıyor ve anlayamıyor. Kendi kafasına göre anlatıyor. Halbuki Muhammed Sadık Efendi Nevadir-i Fıkhiye fi mezhebil eymetil hanefiye kitabında bunu açık net bir şekilde de ifade etmiştir. Doğrusu budur. Ha, kabul eder etmez inanır inanmaz. O da herkesin kendi tercihidir.